Merhabalar arkadaşlar. Bugün de yine harikalar diyarındasınız. Harikalar diyarı sizler var olduğunuz sürece var olmaya devam edecek inşallah. Kümesim böyle ferah bir konumda sabah sabah keyifleri yerinde yayılıyorlar. Ya tatlılıklara baksanıza. Ben şimdi hızlıca kümesimizi ufak tefek işler yaparken en son kralı kekliğimizin yanına geçip kekliğimizi gösterdikten sonra ise harikalar diyar olarak keklik yumurtalarımızın yanına gideceğiz inşallah. Önce şuradaki depoya su doldurmalıyım. Sonrasında ise kümesimle küçük bir tur atmak. Her sabah kümesi geldikten sonra hayvanlarımı kontrol etmezsem içim acır. Bir görmem lazım. Kim ne yapıyor, neredeler, nasıl bir hava var, hasta var mı? Şu an gördüğüm kadarıyla sürünün genelinde sıkıntı yok. Daha iki gün evvel aşı vurduk hayvanlara. Aşı vurduğumuz için aslında birazcık korkuyorum arkadaşlar. Çünkü aşıdan sonra hayvanlarda ölümler başlayabilir. Peki neden ölürler diye sorarsanız da şunlardan sizlere bahsedebilirim. Şimdi tavuklar genel olarak hastalandıkları zaman çabuk belli etmeyen hayvanlardır. Yani tavuklarda eğer iç parazit varsa veya da bir hastalığı varsa hayvanımızın ortaya çıkarmaz kolay kolay. Bunun bir kuluçka süresi var. 3 ile 7 gün falan sürebiliyor. Parazitten parazite, hastalıktan hastalığa değişir bu durum. İşte bu durumda arkadaşlar çıktığınız zaman ay benim aşçıyım benim ay tabi tabi yerim ben sizi. Aşıladığınız andan itibaren aşı bu hastalığı ileri versiyona atar. Yani 3 günlük kuluçka süresi olan bir hastalığı hemen ortaya çıkartarak hayvanın ölümüne sebep olur. O yüzden aşılamadan önce tavuklarınızın hasta olup olmadığını emin olup sonrasında belki bir hafta hayvanlara böyle güzel vitaminli sular, gerekirse sürüde bir hastalık sezerseniz antibiyotik 3-4 gün uygulayabilirsiniz. Sonrasında aşılayabilirsiniz. Biz şu an 2 gün evvel aşıyı verdik. Yani yakın zamanda sürüde ne kadar hasta varsa hepsi patır patır dökülecektir diye düşünüyoruz. Şimdi aşılamak zorundayım çünkü dışarıda bakıyorum hayvanlara ve benim hayvanlarım süs tavuklarım. Süs hayvanları oldukları için de aşılamak bizim için çok önemli. En azından 2 ve 3 ayda bir öncelikle iç parazit ve dış parazit olmak üzere bir sürü ilaç sistemimiz var. Ancak aşı tabii ki karma bir aşı. Şimdi soranlar olacak çünkü. Karma aşı yapıyoruz hayvanlarımıza. Sudan katıyoruz, bir ağız almaları hayvana açılıyor. Bu kadar basit. Ve bu aşı da yine 3-4 ay boyunca bütün dış etkenlerden oluşabilecek farklı hastalıklardan koruyor. Hadi şimdi kekliğimizin yanına gidelim ve videomuza başlayalım. Harikalar diyarında kralı bir kekliğimiz var. Kuluçka makinemiz aslında kekliklerle dolu. Yumurtalar var. Şimdi onların yanına gideceğiz. Bu yumurtaları hep birlikte alacağız arkadaşlar ve işlerine bakacağız tabii ki. Ama ne kadar dolu yumurtalar bilmiyorum çünkü şu an mevsim dışındayız. Kınalı keklik yumurtalarımız 60 taneydi. 60 yumurtada kaç dolu var hep birlikte göreceğiz. En azından doldurduktan sonra 2 tane çatlak vardı, onları kendim yağlı çıkartmıştım. Ama çatlaklardan sonra hiç bakmadım kaç tane dolu var diye. Umarım dolumuz çoktur, benim için 20 tane olsa yeter. Sezon dışı olduğu için yani bu kadar az bekliyorum. Ama normal sezonunda eminim ki yumurtaların doluluğu buranın daha üst versiyonu. Üst olacak. Arkadaşlar şimdi kekliğimize bakın. Kınalı kekliğimiz için burayı hazırladık. Bu arada suyumuz da taştı taşacak. Siz kekliğime şöyle kısaca bakarken ben gidip hemen suyu kapatıp geldim. Oh.
Şimdi bizim kınalayı yakından gözlemleyelim isterseniz. Sonrasında zaten eve çıkmam gerekecek arkadaşlar. Çünkü makinemiz evde. Bizim kınalı keki için hazırladığımız keklik kafesinden biraz bahsedeyim. Şöyle değişik bir keklik kafesimiz var. Bence çok ideal keklikler için. Keklikler hatta bizim çıktıktan sonra civcivken biraz büyüteceğiz. Sonra burayı alıp sonra da en son güvercin kafesini alacağız. Güvercinleri hemen hemen sahiplendirdik sayılır. Onları da sizlere videosunu çekeceğim. Hop. Şöyle çok tatlılar, çok güzeller. Maşallah kınalım benim. Kakartını sevdiğim. Ayaklarına kurban olduğum. Kınalı kekliğimizi morale bozduk çünkü arkadaşı yok. Ama her ne olursa olsun bir kuş her zaman burada tek başına da yaşayabiliyor. Çünkü biz buraya aldık ki hayvanımız kendimize etraftaki hayvanlara bakarak mutlu olsun arkadaşlar ve işe de yarıyor bence. O yüzden keyfi yerinde. Hiç sağa sola yatmayın. Gayet iyi arkadaşlar. Kekliğimi ben seviyorum. Kınalım benim, aslanım benim. Sen biraz sabret. Az kışı atlatalım zaten. Ha, hindi kırmaz horozum da öptü. Kışı bir atlatalım oğlum, tamam mı? Sana biri zaten kek getirmek sözü verdi. Arkadaşlar yani emin olun denk geldiğim an zaten getireceğim. Biri getirecekti, getirmezse ben mecbur alıp getireceğiz. Bir tane yanına en azından bir tane dişi koyalım ki hayvanımız rahat geçirsin sezonu. Anlatmaya devam edeyim. Yemimiz var. Normal böyle toz yumurta yemi falan kullanıyorum. Suyumuz var. Hayvanımızın taş ihtiyacı için taşlar var. Zaten tarımız taşımız. Normal taşımız yani. Bu taşları çok sever keklikler. Üstüne çıkarak oynarlar falan. O yüzden içeride de küçük bir yuva yaptık da şu an dişi keklik olmadığı için pek işlevsel olduğunu söyleyemeyeceğim. Ayağın sıkışacak. Çık oradan. Hadi bakayım. O yüzden ben canıma yakında bir tane keklik bulursam hemen alıp geleceğim sana dişi, tamam mı? Canım yedim, az sabret. Bak burada komşuların da var zaten. Şimdi hep birlikte isterseniz artık eve çıkabiliriz. Kuluçka makinemizin yanına gidelim. Boş dolu kontrolü yapalım. Bakalım kaç yumurtada kaç dolumuz var ve civciv alırken nasıl alacağız? Hadi bakalım, buraya bizi bekler. Arkadaşlar bak babam yumurta pişirir, ben de yumurtalara bakacağım. Bu taraf belli miydi ya? Çeçet'in daha büyük kahvaltı videosu şey attık ya baba dün ay. Gördünüz mü? Bilmiyorum şu an. Oğlum ben sofrayı hazırlıyorum. Tamam. Ben de şöyle yumurtalarına bakıp hemen geliyorum. Kenklink. Aha. Bahçede. Gelecek ama. Şöyle buraya yumurta kapatalım. Hızlı hızlı. Şöyle yapalım. Hoppidi boppidi. Haa. Bir tane kap versene. Tam burada varmış kötü yumurta var bayım içine. Tamam aslanım sakin ol. Yok tamam baba. Kötü yumurtaları içine atıp. Çatlak yumurtalar çünkü muhtemelen. Mesela şunlar bak. Dünden belli bu. Bu çatlak bak bu parıp çaramparça. Neydi öyle? Bunlar kokuyor zaten. Çaramparça. Bu da mı çatlak? Bu da çatlak. Ses nereden ya? Hepsi boş çıkırmış yumurtalar ilacıları al. Ama bu da bu dolu değil de işte. Koyalım. Dolu gibi bu duracak burada. 10 tane dolu çıksa. Bu boş, doğru değil de. Bak şimdi baba. Yok. Hareketli yok. Hava sesi oluşmuş dedi. Kurumuş o. Bu kuru. Ben de bakayım mı? Yok şimdi hızlanırım ben zaten. Mesela sıcak. Başına da tesir olmuyor. Bu yok.
Değil. Çığırmış, erimiş abi ya, boş. Gelişimde de ölebilir bu. Oğlum sen boya şey etmişsin, ışık alamışsın. Yine bak, bak bu net dolu bak. Bak dolu. Bu net dolu bak. Damarı gördüm. Damarı görmüyorsan eğer... Öyle. Şey, oluşmamış. Oluşumda ölmüş olma ihtimali yüksek. Hmm. O da yumurtanın işte etkenleri. Hava sıcak. Sıcak sıcak. He bu al onu da istersen. Tamam dur hızlıca ben halledeceğim şimdi zaten. Biraz hızlanalım. Zaten bu vardan çayla çıkarsa ne yapacağım? Yeter o vardan çayla çıkarsa zaten. Tamam bunlar. Yok yok az kaldı. İki sıra. Bak bu mesela boş. Bu kadar büyük hava çizesi olamaz. Kurumuş bu yumurta da koy yeremiş tarihten ha. Araç. Çok sıcaktan içi çekilir, hava alır. Hava mı alır? He, hava alıp kuruyor. Bak bu, bunda damarlanma var. Ama bak bu da gelişimde ölmüş. Yine de koy koy. Koyacağım da boşuna koyacağım. Yani ölmüş. Damar patlamış. Kurumuş. Şimdi mevsim dışı arkadaşlar. Şu an bu mevsim dışı olduğu için böyle çok boş çıkır. Mevsimi değil şu an. Hayvanlar çiftleşmiş sezonu değil. Belçi. Bir tane dişi çıksın yeter. Bir tane. Bir tane bir tane erkeği mi var? Bir tane dişi. Baş. Çıkar çıkar. Oradan da epey çıkardırım. Dur buraya şey altta cıbıldırıcı yumurtalarına koyar olmazsa boş yerler. Ben koyarım. Ha tamam. Bunlar çok canlandı. Yani sildim bir şey olur mu? Yok. Canlanmadan olmaz. Bekledik gittik bekledik. Bak bu da şimdi gelişime başlamış ölmüş. Peki neden böyle bir şey oluyor? Arkadaşlar bazen kargoda olabiliyor. Ve inşallah sağdır. Bıldırcın çıktılar. Bıldırcınlar dursun hele. Şeyleri bir halledek. Mevsim dışı böyle oluyor abi. 10 tane dolacaksa yeter baba bize. Ben 10-15 tane isterim. Fazla değil. Ey. Bıldırcınlar da oluşmamıştır. Bıldırcınlar da oluşmamıştır da. Geçen çıkıyor ki etikten. Aha. Ona ayıdı. Dur. Bunu okur musun? Okur zaten yavaş bunu. Ne yapacağız? Ne yapacaksın? O kokudu onlar zaten. Çok kokuyor olacağız. Böylemiş çalışan arkadaşlar. Ne hali bu? Jüjosel olur mu? İyi. Yani bir 10 tane daha fazla dolu var. İnşallah. Da çıkarsalar. Tane var işte yeter bize. Şimdi arkadaşlar bu kadar boş çıktı, bu kadar dolu çıktı. Mevsim dışı olduğumuz için çok normal. Zaten aldığım zaman da arkadaş ile demişti ki mevsim dışı olduğu için doluluk oranı düşük olabilir. Ben dedim hiç sıkıntı yok, 10 tane çıksa yeter. Şimdi baba tamamdır o işte. Bunu da alalım. Bıldırcınlar alttakilerini koyduk mu ha? İnşallah çıkar. 5 tane daha çıksa yine bu da yeter. Bir tane çıksın dişi tamam. Dişi. Geçmedi oğlum. Geçti geçti. Burayı yiğimizde çalıştıralım. O iş tamam. Vatana millete hayırlı olsun. Bunlar poni he. Bunlar poninin artık.
sofraya koyalım. Deli kardeşlerim, şimdi o kadar şey yapmayın, kafaza takmayın. Çok normal şu anki boş çıkma oranı. Sonra demeyin ki ha bile yok bile yok, biz bile bile ile fazla zaten, o yüzden koyduk 60 tane koyduk ki çok çıkacağını bilirdik boş. Hayvanlar çünkü sezonu değil. Hop. Şöyle güzel güzel. Kinamızı sildik. Kinamız tamam. Tamam, niye yerine durmuyor? Yumurta pişti mi? Çalır şimdi. Kuşburnu mu yiyor? Kuşburnu. Haydi ofise içeceğim. Şimdi kızılcık kuşburnu. Arkadaşlar bak, burada gördüğünüz her şey doğal. Bak kızgılcık, kuşburnu. Anam biraz şey yapayım, şu kızgılcıktan ten alayım. Hmm. Ekşi nasıl seviyorum ya. Neyse arkadaşlar, kek yumurtamızı kontrol ettik. Biz kahvaltıya geçeceğiz babamla. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir like atın. Algoritma için çok önemli bu. Hoşça kalın. Bay bay.